Evet, YouTube'u da başlattın herhalde Abdülkerim. Şimdi bağlanıyor abi. Bağlanıyorsun. Şeyi birazdan yollayacağım, bağlantı linkini Tamam. mail adresine. Evet. YouTube linkini de yolladım. Sürede 5 geçiyor. İsterseniz başlayabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Perşembe toplantımızda çocuk örolojisinin biraz sıkıntılı bir klinik tablosundan bahsedeceğiz, konuşacağız. Posterior retral valvlerden bazen çok can sıkıcı seyirlerle karşımıza çıkabiliyorlar. Bu konuda deneyimlerini bizimle paylaşacak olan Sayın Hocamız Mustafa Hocamız, Mustafa İmamoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı'nda halen aktif olarak meslek hayatına devam eden bir hocamız. Daha çok günlük pratik uygulamalara, günlük uygulamalara yönelik ağırlıklı bir sunum şeklinde hazırladığını ifade ettiler. Birazdan zaten sözü ona bırakacağız. Ben çok uzatmayayım. Sadece şimdi birazdan herkesi sessize alacağım için veya giren arkadaşlar veya farkında olmadan mikrofonlarını açık unutan arkadaşlar bazen sunumun sesiyle karışıklığa neden olabiliyorlar. O yüzden ona biraz dikkat edersek seviniriz. Bunun dışında sorularınızı chat kısmından iletebilirsiniz. Sunu sonunda bu soruları konuşmacı hocamıza ileteceğiz. Ve ayrıca YouTube bağlantısını şimdi dernek yazışma listesine yolladım biraz önce. Bugün izleyemeyen, aramızda olamayan veya daha sonra tekrar izlemek isteyen meslektaşlarımız, arkadaşlarımız
Hem derneğin web sayfasından hem de derneğin YouTube kanalından sunuyu tekrar istedikleri zaman izleyebilirler. Hepimiz için güzel bir toplantı olacağını umut ediyorum, düşünüyorum. Öyle de olacağından eminim. Daha fazla uzatmadan sözü Mustafa hocamıza bırakıyorum. Hocam elinize sağlık, buyurun. İyi akşamlar diliyorum herkese, hoş geldiniz. Öncelikle Çocuk Yarası Derneği'ne böyle bir sorumluluk gerektiren bir görev verdiği için teşekkür ediyorum. Asistanların ve yeni uzman dönemindeki arkadaşlarımızın eğitimi adına gerçekten son zamanlarda bu Zoom toplantıları çok sıklaştı ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii benim konu biraz sıkıntılı bir konu, birincisi. İkincisi, tabii çok kısa süre önce haberleştik Abdülkerim'le. Geçen hafta pazartesi beni aradı. Yoklama çekmek için hazırlığını yapıyor muyum diye. Ondan sonra tabii biraz hızlandırdım ben. Tabii asistanlar ve yeni uzmanlara yönelik olması çabası içerisindeyiz. Pratik içi de hayattaki bazı uygulamaları burada konuşmak adına da uğraş vereceğiz. Bir saati zaman sorunu olmadığını söylemişti Abdülkerim ama bir saat aşmamak için elimizden geleni yapacağız. Çoğu slaytları mümkün olduğu kadar içeriklerindeki mesajları vererek ilerlemeye çalışacağım. Karmaşık slaytlardan kimse endişe etmesin. Evet, şimdi devam ediyorum o zaman. Evet, hedef kitle. Yani önce bir tanım ve insidanstan kısaca tiplerinden, patogenezden çok kısa olacak şey. Ama asıl konumuz kırmızı olan taraf. İntrouterin tanı ve tedavi. Çünkü tanı ve tedavi konusu önceliklerimiz. Hemen doğumun akabindeki dönemdeki tanı ve tedavi süreçleri ve uzun dönemler. Eşlik eden vur özellikle tabii burada sorun. Bir de PUH'ların vardığı son nokta. İzin verirseniz postüretral val için PUH demek istiyorum biraz kısaltmak için. Hedef kitleyi söyledikten sonra tabii burada sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri şeklinde bir giriş yapmış olduk. Ama tabii sorunların ne kadarı çözülebiliyor, bu önerilerin ne kadarı kanıta dayalı, bunlar süreç içerisinde sorgulanacak ve bizim buradaki demin hocalarımızla birlikte onlar da tabii konuya müdahil olarak tartışacaklar ve ciddi katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Yani her şeyi çözeceğiz anlamına gelmiyor bu çözüm önerileri ya da bu başlık. Tabii burada bir tanım yaparsak eğer kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni olan obstrüktif üropati bu. Aynı zamanda tabii cümleler ve tanımları seçmek bazen zor olabiliyor ama introiterin dönemin çok erken döneminde başlıyor. Hafiften şiddetliye kadar değişen üretra obstrüksiyonuna neden olabiliyor. Sonuç olarak da ürünme sistemin değişken bir disfonksiyonuna bağlı olarak da geniş bir klinik spektruma sahip. Yani PUH derken çok dar bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Çok değişken, dinamik, farklılıklar gösteren sorundan bahsediyoruz. Evet, yani burada her şey zamanında ve doğru yapılsa bile kronik böbrek yetmezliğine girişin engellenememekte olduğu ya da engellenememe ihtimalinin olduğunu da burada vurgulamak istiyoruz. Yani kendi içinde bir sürecin işlediğinin de farkında olunmalı. Sonuç olarak da diyaliz, böbrek transplantasyonu gibi çok ciddi maliyetler gerektiren süreçlere varan bir hastalık olduğunu tanımla söylememiz lazım. Evet, 5 bin ile 8 bin civarında bir doğum. Bunların yaklaşık çoğunluğu %50'den fazlası hemen hemen önemli bir kısmı artık günümüzdeki teknik şartlarla birlikte 1 yaşın altında tanı alıyor. İntrauterin ölümlerden de sorumlu aynı zamanda. Tabii bu slaytın içeriğindeki vermek istediğimiz mesaj şu. Bu 100 yılın üstünde bir hastalık aslında. Hatta 200 yılın üstünde denilemiyor. Yani 1800'lerde neredeyse bir takım tanımlamalar yapılmış ama her şey aslında Young'ın 1919'daki makalesiyle başlıyor. Daha sonra ondan çok kısa bir süre sonra da endoskopik rezektifini yapan adam la birlikte ortaya konuyor ve çok eski bir hastalık olduğunu buradan bilmemiz lazım.
Bunlar Yank'ın orijinal çizimleri, günümüze çok yakın olduğunu bilmiyoruz. Tipleri konusunda da birçok şey var burada, bu slaytta söylenen, ama bilmemiz gereken şey aslında tip 1 hemen hemen vakaların tamamı. Son zamanlarda diğer tipin etkin olmadığı ya da tip 3'ün de bunun bir varyantı olduğu söyleniyor. Olay veri montonum seviyesinde. Burada iki yaprakçıdan oluşan zarlar var. Eksternal sinüslerin hemen proksimal kısmına yerleşmişler bunlar. Bu slide bütün bu konuyla ilgili, bu konusuyla ilgili bütün şeyler de var, kitaplar da var. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey sorunlardan birinin akciğerle olduğu. Yani biz burada örolojik bir olay konuşuyoruz gibi ama pulmoner hipoplazi çoğu zaman akciğer sorunları yeni doğan döneminde çok ön planda oluyor. Bizim hastalarımızın ve sizlerin de muhtemelen öyledir ki bir kısmı yoğun bakımlarda yatmak durumunda kalıyor. Böbrekler etkileniyor, mesane etkileniyor, üreterler etkileniyor ve oldukça da karmaşık bir etkilenme var. Hatta ben bu patogenez tablosunda üretranın da olması gerektiğini bazen düşünüyorum. Çünkü üretrada da önemli değişiklikler oluyor ve bunların bir kısmı sekel şeklinde devam edebiliyor. Yani patogenezde ne var? Hepimizin bildiği şeyler ama bazı mesajlar vermek belki lazım burada. Bunlardan bir tanesi mesane gelişimi ve mütakip mesane disfonksiyonu üzerindeki embriyolojik etkisini anlamak için hala devam eden süreçler var. Hala devam eden çalışmalar var. Yani PUV'un embriyolojik süreci tamamen ortaya konulmuş değil. Hatta bu mesanedeki morfolojik değişikliklerin nörojenik mesane gibi sonlanmış süreçler olmadığı, belki geri dönüşümlü olma ihtimalinin bile olabileceğini söyleyen makaleler var. Yani bu için süreç hala devam ediyor. Arge anlamında da artık bir anda devam ediyor. Tabii burada altrünal sistemde üretrada başta olmak üzere çok önemli değişiklikler var. Postüretranın çok genişlemesi, mesane boyunun hipertrofisi, veri montanumun düzleşmesi, ejeküladar kanallarla ilgili sorunlar. Ve bunların bir kısmı da ameliyattan sonra daha normale dönüyor. Tamamen normale dönmeyecek şekillerde olma ihtimali söz konusu olabilir. Evet, burada bunların temsilen birkaç resim koymaya çalıştım. Mesanenin çok divertiküler olduğu, postüretranın zaman zaman çok devasa büyüklüklere ulaşabildiği, boyunun yüksek bir yerleşme olduğu, genişleme nedeniyle vesaire burada hepsi bunların gösterilebiliyor. Üreterlerde de sorun var. Üreterel dilatasyonda, üst sistemde de sorun var ve çok ciddi sıkıntılara neden oluyor bunlar. Bunların tabii disfonksiyonel mesane, yani mesanenin sorunları, artı reliflerinin getirdiği basınçlar, poliüri bu hastalarda ileride tekrardan söz edilecek. Sıklıkla oluşan sorunlar. Hepimizin bildiği klasik sorunlardan bir tanesi de üreteral dilatasyonun kronik olması sonucunda da duvarının kalınlaşması, peristalsisin kaybı, mukozanın bütünlüğünün bozulması, bunların hepsi sonuç olarak neye neden olacak? İdrar stazına, enfeksiyonla, böbreklerde yüksek basınç riskinin daha da artmasına neden olacaktır. Tablo giderek üst sistemi de etkileyecek hale gelecektir. Üst sistemde aslında iki tane önemli sorun var. Bunlardan bir tanesi renal displazi. Renal displazinin aslında hastalığın bir sonucu değil de ona eşlik eden, eş zamanlı olan bir sorun olduğu, asıl süreç olarak ilerleyen sürecin obstrüktif üropatinin süreci olduğu şeklindedir. Bunun da ayrımını bilmek lazım. Çünkü renal displazi ile doğan hastalardaki süreçler veya prognozlar oldukça farklılıklar gösteriyor. Tabii ürün oma ve asitten bahsetmek lazım. Zaman zaman hepimizin böyle hastaları olmuştur. Bu üriner kaynaklı olan sorunlardan bir tanesi. Üst sistemin ne kadar etkilendiğini görmek için ürün omlu bir hasta ya da devasa genişlemiş sistemi olan bir hastayı burada göstermeye çalıştım. Bu kısa bir tanımlama ve görselden sonra intrauterin tanıdan başlamak lazım. Her hastalık tabii intrauterin dönemde tanı ve tedaviyle başlamıyor ama bu hastalık onlardan bir tanesi. Tabii hepimiz bildiğimiz klasik şeyleri hızlıca söyleyeceğim. Biz perinatoloji konseyini yıllardır yapıyoruz. Orada bu tip hastalar denk geldiğinde de eğitimsel olarak da süreç takip etmesi açısından son derece anlamlı olabiliyor. Mesane duvarları kalın, önündeki obstrüksiyon nedeniyle işte bilateral hidroüreterler, perikalektaziler, anahtar deliği görüntüleri vesaire olduğu zaman sorun düşünülmeli. Tabii olaya
Introiter'in tanı döneminde altı üne sistem obstrüksiyonu gibi bakarsak yukarıdan aşağı burada sıraladığım bütün bulgular var. Tabii bunun posterioretral valve olup olmadığını anlamak aslında bazen zor da olabilir. Çünkü klasik bir bilgi olarak posterioretral valve birinci sırada ama arkasından üretral atrezler, pulmonabeller, anterior valvler ve üretral duplikasyonlar da alt ürünel sistem obstrüksiyonuna ve benzer görüntülere neden olabilir. Bu renal displazi önemli çünkü prognoz konumuz ve renal displazinin durumu ya da belirlenmesi hastalığın seyrini değiştirdiği için introiterin müdahalenin de önemli kriterlerinden bir tanesi olduğu için son derece önemli. Eğer renal parenkimin artan ekodansitesi, parenkimde kistik değişikliklerin olması, kortikomedüler farklılaşma kaybı gibi bulguların olması ya da oligodramnyozun hızlı etkeni olması renal displazinin kötü anlamdaki işaretleridir. Dolayısıyla bu hastalarda introiterin bir tanının işte tedavinin yapılıp yapılması konusu oldukça tartışmalı, net değil. Ama hala literatürde bu introiterin tanı kısmına çok da yoğunlaşmak niyetinde değilim. Aslında arkadaşlara çok da hitap etmiyor belki. Çünkü bu perkutanöz viskositomiler ya da seri amniyosentezler vesaireler yapılsa da aşağı yukarı önemli çalışmalarda böbrek yetmezliğinin konusunda bunların çok etkili olmadığı, daha çok hayatta kalması için çocuğun ya da akciğerle ilgili sorunlarının özellikle oligohidramnioz vakalarda azaltılması için yapıldığını söylemek lazım. Oldukça komplike prosedürler, belki daha ileri seviye bir tartışmanın konusu olabilirler. Tanıya doğru geçersek eğer postnatal dönemde fizik muayenede tabii ki mesanenin palpable olması ve abdominal asit ya da abdominal distansiyon, kitle gibi lezyonların elle geliyor olması önemli bulgulardan bir tanesi. Bunun dışında ürosepsis başta olmak üzere zayıf idrar akımları vesaire de gene postnatal klinik olarak muayenede elde olabilecek bulgular. Solunum sıkıntısının bu hastaların bir komponenti olduğunu, bir yeniden yoğun bakım uzmanının hastayı görmesi gerektiğini, bu hastalığın tek başına bir cerrahi zemin olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Bu dönemde tabii ultrason tanı değerleri olan tetkiklerden bir tanesi non-invaziv ve kolay olması nedeniyle. Orada da bizim az önce saydığımız klasik mesane ile alakalı bulgular, üst sistemdeki dilatasyonlar vesairelerin görünmesi olayı şüpheli bir hale getirir. Tabii ki iş bundan sonraki aşamada bir sistoüretrografi çektirilmesinde. Bu kitaplarda altın standart olarak tarif ediliyor. Ama tabii ki bu filmin çekilebilmesi için de hastanın belli bir hemodinamik hazırlık içerisinde ya da en azından yoğun bakımda yatıyorsa, solunum sıkıntısı varsa, sveroekmoid sorunları varsa, sepsisi varsa gibi bu bazen zaman alma ihtimali olabilir ama burada da mesanenin divertiküler yapısı başta olmak üzere yüksek dereceli reflüler eğer elde edebilirsek de işeme fazı çünkü çok önemli ve her zaman mümkün olmayabilir. Bu grafiler gerçekten zor ve süreç istiyor, uğraşmak istiyor. Hipertrofik, yükselmiş mesane boyunluğu ve büyük ölçüde de genişlemiş posterior uretra boyunca ilerleyen bir kontrastı bize gösterecektir. Burada bunu görsellerle temsil etmeye çalıştık. Endoskopik bulgularla destekledik şekilde. Mesanenin boynunun ilk baştaki endoskopik görüntü, valvin durumu, sonra mesanenin yüksek görüntüsü, trabekülasyonlar. Tabii çok ileri bir görüntü olabileceği gibi ona göre daha basit bir, daha iyi bir durumda olan sistemde görüntüsü olabilir. Evet, işeme sistoüretrografisi tanıda önemli standartlardan bir tanesi. Ama belki bu açılarak tekrar tartışılır ama hani tanının bir sorun noktasında söylenebilecek ya da kırılma noktası olarak söylenecek bir şey. Eğer sistogramla sorunlarını çözemiyorsanız, eğer posterioretral var şüphesinin az buraya kadar anlattığım bazı şüpheli, yüksek şüpheli sorunları varsa bazen sistoskopi bile bizim için yüksek risk varsa ya da yüksek tanısal şey varsa, şüphe varsa sistoskopi bir tanı yöntemine dönüşebilir ya da gereklilik olabilir. Zannediyorum klinikte bu başına başımıza gelmiştir. T
Tedavi kısmını yapılandırmam gerekti. Çünkü gerçekten oldukça karışık. Adım adım anlaşılsın diye küçük başlıklara bölmeye çalıştım. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi başlangıçta mesanenin katerize edilmesi. Sonra hazırlığın yapılması, sonra cerrahinin yapılması. Ama tabii cerrahinin yapmasıyla her şey bitmiyor. Sonraki değerlendirmeler. Arkasında da erken dönemdeki sorunlar. Sonra da uzun dönemdeki sorunlar. Çünkü mesane disfonksiyonunun yaşla birlikte ilerlemesi ve olayın val mesanesine kadar gitme süreci gibi tedaviyi alt başlıklandırmaya çalıştım. Kolay anlaşılması ve pratiğe yansıyabilmesi için. Bir defa tedavideki amacımızın bazal bir değerlendirme, elimizdeki bazal değerlendirme olması gerektiğini, valvi ortadan kaldırmak gerektiğini ve en önemli sorunlardan biri olan mesane fonksiyon bozukluğunun düzeltilmesinin gerekli olduğunu, sonra yaş ilerledikçe kontinansın sağlanmasının ihtiyaç olduğunu ve en sonunda böbrek fonksiyonlarını korumak. Bunu bazen şu cümleyi de kullanmak gerekebilir. Böbrek fonksiyon kaybını engellemek. Çünkü yani bunlarda daha da önce sonradan tekrardan vurgulayacağımız gibi böbreklerdeki fonksiyon kaybının ilerlemesi gerçekten önemli bir sorun. Başlangıç tedavisi tabii ki mesanenin drenajı. Bunu ilk ultrason değerlendirme esnasında da yapılabilir. Ondan öncesinde de yapılabilir. Hastanın ameliyathanede nasıl doğduğu, eğer intrauterin tanısı varsa ve herhangi bir solunumsal ya da diğer sorundan olup olmadığıyla ilgili. Primer tanıysa da ona gene ortamla ilgili. Tabii burada klasik 6-8 SF beslenme tüpü kullanıyoruz biz. Ve bu kullandığımız tüpte tabii doğaldır ki az önce saydığımız üretradaki sorunlar, mesane boyunun yüksek olması özellikle ya da postüretran dilati olması nedeniyle bu kateterlerin kolaylıkla geçmesi mümkün değil gibi görünüyor ya da başımıza gelebiliyor. Ama genel anlamda kateterin takılamadığı vakaların sayısı çok da fazla olmuyor bizim yaşadıklarımızda gördüğümüz. Ama özellikle tak nedeniyle ya da bazen bu sonda takılmasında sorun olan hastalarda sondadan sitoskopi yapıldığında sondayı takmak için çok zorlanmış olan vakalarda mesane boynunu dönmediği, karşıda bir yerde böyle bir false yol oluşturduğunu gördüğümüz vakalarda oldu. Bu tamamen de çok da kolay bir yaklaşım olmayacağını söyleyebiliriz. Tabii sonda yerinde mi değil mi? Çünkü bu çok önemli. Eğer yerindeyse drenajının olması gerekiyor çünkü. Bu bazen ortamınıza göre bir tek dozluk sistogram yaparak uygunsa ortamınız ya da ultrasonla değerlendirerek yerini tespit etmeniz lazım. Klasik bilgimiz foley kullanmıyoruz. Çünkü foley işte balon üreter orifislerine tıkayabiliyor. Şiddetli mesane spazmlarına neden oluyor. Bu sefer idrar drenajını olumsuz etkiliyor. Ya da bazı vakalarda bizim de başımıza geldiğini biliyorum. Çok geniş postüretre olduğunda biraz sonra hareket edip çekildiğinde postüretreye kayabiliyor. Çünkü zaten bebek çok küçük olduğu için içini çok az miktarda sıvıyla şişirdiğimiz düşünülürse. Dolayısıyla bu foley'den kaçınılma konusunu burada pratik olarak vurgulamak da fayda var. Farklı fikirler var mı? Tabii ki farklı fikirler var. Son zamanlarda benim literatürde gördüm. Double J stent yerleştirerek mesaneyle üretra dışına çok daha iyi drenaj yaptıklarını, bunların daha iyi sonuçların olduğunu söyleyen ya da rapor eden çalışmalar da var. Takdir ederseniz üretra yoluyla bir sonda katerizasyon yapılamıyorsa o zaman supraprobik perküten bir girişime ihtiyaç olacaktır doğal olarak. Bazen böyle zorunda kaldığımız durumlarda oluyor. Tabii sonda idrar geldi gelmedi hemen sorunu başlıyor. Tabii ki idrar mesanede olmayabilir. Özellikle retrovezikal bileşkelerdeki sorunlar nedeniyle yukarıda idrar drenajı sorunu olabilir. Ama genellikle anürri ya da idrar da gelmemesi kateterin teknik sorunlarından kaynaklanıyor. Çünkü hem takmak zor, kırılma ihtimali yüksek vesaire. Dolayısıyla anürriyi mekanik bir kateter sorunuyla öncelik görmek ve çözmeye çalışmak. Ama bu olmayabilir mi? Olmayabilir. O zaman ona göre ileriki adımları nasıl atacağımızı devam ederken göstermeye çalışacağım. Söylemeye çalışacağım.
Tabii sıvı elektrolit çok sorun. Özellikle de idrar sondası takıldıktan sonra postoperatif diürezin olduğunu biliyoruz. Yine asit baz dengeleri, işte solunumsal sorunların eşlik ettiği hastalarda özellikle ilave sorunlar vesaire. Bunların hepsi tabii yeni doğancının. İşin içine nefrolog girecek, nefrolog, yeniden yandal uzmanının hepsinin işin içinde olduğu bir süreç. Ve serum kreatini yakından izlenmeye başlanıyor bu dönemden itibaren. Bunlar kriterlerden bir tanesi serum kreatinin değerleri ve bunun tabii zamanlaması çok önemli. Hepimiz biliyoruz ki ilk 1-2 gün içerisindeki değerler anne ile alakalı süreçleri yansıtabilir. Dolayısıyla da sonrasındaki dönemde alınanlar daha uzun vadeli değerlendirmeler veya da böbrek fonksiyonlarını net olarak göstermek için daha mantıklı olabilir. Bu kreatinin değerleri uzun vadeli de kayıt edilerek bunun işte çizdiği platolar veya benzeri hesaplar içerisine girerek kreatin değerlerinin uzun dönemdeki değerlendirmede kullanılması önemli. Dolayısıyla bunların kaydedilmesi, belli bir süreçte geriye dönük ve ileriye dönük takip edilmesi son derece önemli. Artık cerrahiye hazırladık hastamızı. Tabii cerrahiye hazırladığımız zaman ortadan geldiğinde hazırlıklar bittiği zaman bazı kitaplarda böyle yazıyor. Ben de ilginç geldiği için bana buraya yazdım. Yani valvin ortadan kaldırılması belki tedavinin en kolay aşamasıdır diye, en kolay basamağıdır diye yazan kitaplar da var gerçekten. Ya da makaleler de var. Yani demek ki bunlar postüretrol valvin ablazyonundan sonraki süreçlerde çok sorun yaşamışlar ki en kolay yer orayı görmüşler. Aslında çok da kolay değil ama komplike hastalarda belki de olayın en kolay yeri orası. Hepimizin bildiği endoskopik retroktal valve rezeksiyonu, ablasyonu pardon rezeksiyonu yanlış kelime oldu. Minimal bir şekilde kullanılan yöntem. Yani elinizde ne varsa ya da hastanın yaşı elinizdeki cihazlarla nasıl uyumluysa birçok yöntem var burada. Özellikle lazer temelli olanlar ya da İşte açılırken en basit olan yöntemlerden bir tanesi belki kolay olan, ulaşılması kolay olanından da söylüyorum. İşte rezektoskoplara gittiği zaman da daha farklı yöntemlerle bir şekilde bu göstermeye çalıştığım yöntemlerle transretral endoskopik valvuliz ablasyonu yapıyoruz. Tabii içeriye girdiğimiz zaman önce tanının kesinleştirilmesi, tiplemenin yapılması ve ek sorunlara bakılması gerekiyor. Çünkü her ne kadar işeme, sistoloütrografisi bir tanısal değere sahipse de kesin tanının konulması ve içerinin tiplemenin yapılması ve diğer mesanenin ve benzeri görüntülebilecek bütün alanların incelenmesi ancak sistoskopiyle mümkün olacaktır, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla en kesin tanı, tipleme ve bilgi verinin toplandığı dönem sistoskopi dönemidir. Arkasından da valvin ablasyonuna geçilecek. Tabii burada hep klasik hafifçe supraoperatif bölgeye bastırdığımız zaman işte postüre üretrayı çok iyi, daha iyi görebiliriz diyelim. Birçok yaptığımız manipülasyonda bunu buraya yazma gereği duydum. Bunun dışında da valv ablasyonunda tamamen her tarafını parçalayıp bütün valvi ortadan yok etmek gibi bir uğraştan ziyade daha çok insizyonlarla valvi ayırmak gibi yöntemler daha çok tercih ediliyor. Çünkü bu valv dediğimiz şey böyle çok matür, vaskülaritesi olan bir yapıyı şeklinde değil. Dolayısıyla da böyle agresif rezeksiyonlar ve kurcalamalar, hele de çocuk çok küçük olan çocuklarda, indoğan dönemi ve benzeri yakın dönemde yapılmış olanlarda tabii risk ortaya koyacaktır. Çok farklı yaklaşımlar var. Belki bu da sorulabilir ya da tartışılabilir. Aslında bu valvin yapısıyla da biraz da ilgili. İşte anteriorda yapışık olanlar belki daha 3 pozisyondan kesmek gerekebilir ama genellikle farklı yaklaşımlar var. Sadece 12 pozisyondan kesilen, insizyon yapılan vakalar olduğu gibi 5, 7 ve 12'yi birlikte ya da farklı olarak kullanan yöntemler var. Tabii bu en kolay ulaşılan bizim
ihalede en kolay alabildiğimiz şu sıralar özellikle ne yazık ki elektrotlar ve bunlar her firmanın var. En kolay ulaşılabilen olanlar bunlar. Bunun dışında tabii rezektoskoplarda ya da lazer zeminli olanlarda sahip olanlar da bunları kullanabiliyor. Lazer dışında anterokrat rezeksiyonlara ihtiyaç olabilir. Çok komplike yerlere girmemek adına belki bu konunun başlığının arkası açılması gerekli değil burada ama anterokrat olarak retranından ulaşılamayanlarda böyle vakalar rapor edildiğini biliyoruz. Mesane tarafından girilerek yapılıyor aynı cihazlar kullanılarak. Fogarty ve Foley balon tabii zannediyorum eskide kaldı. Artık onların herhalde şu an çok bir işlem yapan olmadığını düşünüyorum. Bu slaytı da çok belki uzatmaya gerek yok ama lazeri takdir edersiniz ki daha az iritatif, daha ince olduğu için daha iyi görüş sağlama ve küçük çaptaki stetoskopun tedavide kullanımının yeterli olması gibi artılara sahip. Postoperatörüme konfor açısından da dolayısıyla bunu savunanlar ya da kullananlar daha fazla. Tabii burada işlem bitti. Bittikten sonra kateterin bir süre içeride mesanede bırakılması gerekiyor. Tabii ki bu klasik bizim üretradaki yaptığımız birçok işleme göre bu çok daha az bir süre kalması yeterli olacaktır çoğunlukla ama bu hastalar sıklıkla özellikle yeni doğan dönemindekiler idrar çıkarma sorunları, sıvı elektrolit sorunları, asit baz sorunları vesaire olması nedeniyle sonunda bazen daha uzun sürelerde kalabilmektedir. Farklı görüşlerin olduğu noktalardan bir tanesi de kateterin çıkarma sırasında bir işemesist ürtografisi alınabilir mi? Alanların literatürde olduğunu biliyoruz. Ama bu rutin uygulanan bir uygulama değil. Bir kısım yaklaşım içerisinde olanlar da valve aplikasyonu yaptırdıktan sonra 2 ile 4 hafta içerisinde belki bir ay içinde gibi bunu söyleyenler de var. Bir işeme sistolitografisi alınması gerektiğini düşünüyorlar ya da savunuyorlar. Ama 2-3 ay gibi yani hastanın klinik süreçlerini takip ederek bunu bu kontrol voiding işeme sistolitografilerini 2-3 aya kadar geciktirenler olduğunu da biliyoruz. Bizim de zaman zaman böyle davrandığımızı da olmuştu mutlaka. Hastanın kliniksel seyrine göre hareket etmek gerektiği konusunda hemfikir olunabilir belki. Tabii bu valve ablasyonu başarılı oldu mu konusu zor bir konu. Mesane trabekülasyonunda bir azalma, reflü derecesinde küçülme, postüretran anteriyete bir takım oranlar verilerek değerler konsa da takdir edersiniz ki bunların bu işeme sistoüretrografilerinde değerlendirilmesi veya da bu kadar kısa sürede hızlı değişiklikler olması her zaman mümkün olmayabilir. Bu konu bazen zorlayabilir ya da sorun olabilir. Burada bizim bir vakamızda yani yaklaşık 3 ay sonra çekilmiş olan filminde ilk döneme göre önemli ölçüde mesanenin yapısında düzelmeler olduğu kontrol ultrasonunda gösterilmiş. Bazen gerçekten böyle hızlı ve yüz güldürücü sonuçlar olabilirken bazen bunlar mümkün olmayabiliyor. Valve ortadan kaldırdık. Kontrol dönemindeyiz ya da kontrollerimizde yaptık ama iş bitmiyor. Tabii süreç devam ediyor bir yandan. O zaman valve sonrası erken dönemde yani erken dönem derken valve sonrası dönemde bir strüktür olabilir mi? Bir sorun olabilir mi? Çünkü posturoretrayı kurcalıyoruz. Bir takım orada işlemler yapıyoruz. Bu konuda aslında literatürde küçük küçük seriler olsa da yani en yeni benim gözüme aldı. Çünkü biz çok fazla strüktür bugüne kadar yani fazla görmedik derken hiç gördüğümüzü hatırlayamadım. 2020 tarihli bir yazıda 200'e yakın bir strüktür vakası içerisinde 13 tanesinin postüretral val ablasyonu sonrası olduğu gösteren bir çalışma. Bu konuya çok fazla girmeden dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi de bu makale özelinde
primer endoskopik tedavilerle bu hastaların önemli bir kısmının tedavi edildi. Yani eğer çok agresif işlemler yapılmazsa postüretral var sonrası bir striktür. Çok da günümüz teknolojisiyle ve cihazlarıyla eskisi kadar önemli bir sorun olmadığını belki bu slide gösteriyor. Başarı oldukça yüksek gibi ablasyon açısından. Ama bu ablasyonu sonrasıki dönemde kontrol işeme sistografisinde yetersiz ablasyondan şüphe ediliyor veya obstrüksiyonun devam ettiğine dair işaretler varsa o zaman kontrol sistoskopisi önerilmektedir. Ya da yapılması gereklidir ya da sistoskopi yapmaktan çekinmemek gerektiği düşüncesindeyiz. Bizim zaman zaman sorun yaşadığımız ya da bir şekilde işeme somptomlarının sebat ettiği, tabii ki çok açıdan bakmak lazım olaya çünkü dinamizmi bozulmuş ya da fonksiyonu bozulmuş bir meseleden bahsediyoruz. Ama gene de sizi mutlaka takiplerinizde, bazı kriterlerinizde sorun olursa şiddet ürüne sistemi dilatasyonunda bir artma, hidroüretron nefrozun artması, yüksek dereceli reflerin olması, bunların kaybolmaması, azalmaması, renal fonksiyonlarda bozulma gibi aksi ya da sorun olduğunu düşündüğümüz ürodinamik bulgular olduğu zaman yani valvin bir rezidü bir valv kalmadığını bir sitoskopi ile işeme sitoskografisi ile mümkünse ama tespit edemiyorsanız da sitoskopi ile ekarte etmeniz gerekebilir ya da gerekli olabilir, gereklidir. Tabii ki eğer siz ablasyon yapamıyorsanız alternatif ne olabilir? Çünkü bazı çocuklarda işte çok küçük prematüre vesaire olan çocuklarda ya da siz üretral katalizasyon veya valv ablasyonu yapmanıza rağmen mesanenin yeterince boşaltılamadığını düşündüğünüz vakalarda mevcut durumda kötüleşme olan vakalarda artık üretra yoluyla idrarın çıkması yerine mesanedeki mesaneden daha hızlı, daha kolay, daha düşük basınçlarda idrarın çıkmasını sağlamak için geçici bir vesikostomi yapmanız gerekebilir. Bu tip hastalarda tabii vesikostomi dendiği zaman mesane depolama basınçlarını azaltacaktır. Bazı durumlarda glomer filtrasyon hızını azalttığı, optimize ettiği, arttırdığı ve düzenlediği de söyleyen yazılar var. Mesanenin düşük basınçta boşalmasına izin verir ya da kolaylaştırır. Ve zaman zaman endişe edilmesine rağmen vezikostomi muhtemelen uzun süreli mesane kapasitesini veya fonksiyonu da çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokacak kadar da bozmaz yönünde söylenebilir ya da bu yönde çalışmalar var. Zaten bu vakalar çok da sık olan bir vakalar değil. Onlarca ya da yüzlerce hasta değil ki bulguları net ortaya konulabilsin. Evet, vezikostomi kapatma kararı da tabii açtınız. Bir süre sonra eğer prematüre ise ablasyonu yaptınız ya da mesane dinamiklerini düzenlemek için açtıysanız da bunu bir süre sonra kapatmanız lazım. Bu kararı vermek gerçekten son derece önemli. O kararı verirken de hastanın ve vezikostomi sonrası üst sisteminin durumunu bazal değer alarak takibindeki kriterlerin iyi yönde gelişmesi ya da prognozun iyi yönde olduğunu düşünmeniz kapatma kriteriniz olabilir ya da bu şekilde bir karar verebilirsiniz. Vezikostomi tabii hepimiz klasik biliyoruz. Onun için çok uzatmaya gerek yok. Nereden açılacak, nasıl açılacak konusuna. Peki üst üriner sistemin durumu nedir? Üst üriner sistemde bir supravezikal üriner sistemi yani mesaneyi diversiyon yaptık ama hala bir çözüm bulamadık sayı. Kutanöz üreterostomiler, pielostomiler, böylece böbreğin doğrudan dekompresyonunun sağlanması, böbrek fonksiyonlarının düzelmesine, düşük basınçlı idrar drenajı olacağı için bunu savunabilirler ya da bunu savunanlar olabilir. Ama ya da özellikle de bu kalın mesane ya da sorunlu mesane duvarı diyelim, üreterin buradan intramural olarak seyrettiği dönemde üretrovizikal bir bileşke veya obstrüksiyonu oluşturabilir. Bu bizim nörojenik mesane benzeri başka vakalar yani bu tarz vakaların
sorunlarında da bir başımıza geliyor. Acaba mesane duvarının içindeki seleten üreterin kendi yapısı da bozuk, oradaki yapı da bozuk, duvarda kalın. Bunlar mı üretim bileşkeye neden oluyor gibi durumlar başımıza gelebilir ya da böyle öngördüğümüz durumlar olabilir. O zaman üst sistem artık üst sistemle alakalı bir şey yapmak gerekir. Vizikostomiden sonra üstüne sistemin genişlemesinin devam ettiği veya kötüleştiği ya da böbrek parametrelerinin sorun olduğu durumlarda tabii ki işin içerisine konuyu radyologlar, nefrologlarla tartışarak ve süren değerleri ortaya koyarak bir karar vermek gerekebilir. Bazen enfeksiyon çok sıkıntı olabilir. Piyonefrozlu bulgular ortaya çıkabilir. Zaman zaman bunlar hepimizin başına geliyor. İşte nefroz ve piyonefrozlarda bazen nefrostoma açtığımız hastalar da olabiliyor. Bu üst üre dimansiyonla alakalı bir sürü şey konuşulabilir. Geçmişte yapılmış bir sürü yöntemler var ama bu resimde benim güncel olarak baktığımda vezikostomi en sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Son yıllarda da ureteroskopilerin gerek mesane dinamiklerini korumak açısından gerek de basıncı düşürmek açısından en kullanışlı yöntem olduğunu vurgulayan yazılar var. Bizim çok kullanma ihtiyacımız olmadığı için çok ciddi bir tecrübem olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu kadar iş yapıyoruz. Proksimal yüksek diversiyonlar yapıyoruz. Ama hastalığın progresyonunu ya da prognozunu ciddi oranlarda değiştirebiliyor muyuz? Onun da aksine birçok çalışma var. Yani bütün bu üst diversiyonlara rağmen son dönem böbrek yetmezliğine girişin net olarak önlendiğini gösteren kanıta dayalı çok da fazla çalışma yok. Bir de sizin bozduğunuz sistemi tekrar doğru çalışır şekilde geri döndürmenizin gerekliliğini düşünürsek bu kararların verilmesinin gerçekten zor olduğunu kabul etmemiz lazım. Nefrektomi zaman zaman bu tip hastalar nefrektomi için farklı yerlerde gidebiliyorlar ya da nefrektomi yapılabiliyorlar. Geçmişte özellikle daha sonra tekrardan değineceğimiz reflü artı displazik böbrek olan bu L sendromunda burada tabii potansiyel enfeksiyon oldu. İşte sepsis kaynağı olarak kabul edildi ve profilaktik olarak sıklıkla bunun çıkartılmasının gerektiğinin savunulduğu dönemler oldu. Ya da bunun yapıldığı dönemler oldu ama günümüzde bunların birçok ilave tedavilerin de devreye girmesiyle bu nefroüretrektominin gerçekten eskisi kadar sıklıkla yapılmadığı ya da belki ihtiyaç olmadığı söylenebilir. Ama illa da nefrektomi gerekiyorsa bu tip hastalarda genel anlamda daha sonraki sürecin ilerlemesinde kullanmak üzere biraz koruyucu davranmak lazım ve üreterlerin sıklıkla ileride yapılabilecek bir üreterositoplasti adına korunması önerilmektedir. Hepimiz üreterlerin mesanedeki sitoplasti amacıyla kullanma konusunda hassasiyetimiz özellikle son 10 yılda fazla kullandığımız birçok hastada olduğunu biliyoruz. Buradaki kriterlerden bir tanesi de sünnet. Sünnet genelde bu çok yüksek enfeksiyon riskleri olan bir sorun elimizdeki hastalık ya da bu ve mesane dinamiklerinin buna bozukluğunun eşlik etmesi ve birçok farklı neden divertiküler, işte reflünün olması, boşalmanın yavaş olması vesaire enfeksiyon risklerini artırıyor. Dolayısıyla biz genelde ablasyon döneminde aynı dönemde hastaya sünneti de yapıyoruz. Rutine yakın bir uygulama şeklinde başka ilave bir sorunumuz yoksa. Sünnet dolayısıyla da önemli bir koruyucu olduğunu gösteren bu anlamda bu hastalarında çalışmalar var. Sünnet yapılması önerilmiyor. Antibiyotik profilaksisi gene birçok yerde belki zikredilecek ama burada da mutlaka söylemek lazım. Gene enfeksiyon konusu burada geçtiği için antibiyotik profilaksisi son derece önemli. Tekli antibiyotik profilaksisi, ikili antibiyotik profilaksisi, hatta çok komplike sorunu olan hastalarda bazen biz triflokan gibi biliyorsunuz yeni doğancılar bunları bazen kullanıyorlar farklı indikasyonlarda. Koruyucu amaçlı kullanılmak zorunda kaldığını nefrologların görüyoruz ya da biliyoruz. Biraz daha uzun döneme doğru kaydırırsak eğer
Burada iki tane başlık var aslında. Bir tane mesai disfonksiyonu. En önemli sorunumuz bu zaten. Ve bunun daha sonra val mesanesine dönüşme süreci. Bu iki süreci uzun vadede iyi takip etmek veya gerektiği yerde müdahaleler nasıl yapılabilir tartışmak lazım. Mesane disfonksiyonu erken embriyolojik süreç nedeniyle son derece önemli. Çocuğun yaşam boyunca zorunlu olarak tedavi ve rehabilitasyonun aslında odak noktası mesane burada. Dolayısıyla da klinik öyküde saptanmasa bile bazen bu net olarak ortaya konulamasa bile mesane disfonksiyonunun her zaman şüphelenilmesi gerektiği, her zaman bu konunun ön planda olduğu, odaklı olması gerektiği bilinmeli bu hastasının takibinde. Dolayısıyla çünkü bunun gözden kaçırılmasının faturası oldukça sıkıntılıdır. Bunu mutlaka dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor ya da bakmamız gerekiyor bununla ilgili olan parametrelere. Mesanede yeniden şekillenmenin ve ardından gelen fonksiyonel bozulmanın boyutu değişken, ancak mesane ve onun disfonksiyonunda işeme disfonksiyonu, reflüler, renal displazi ve o obstrüktif üropatinin daha da kötüleşmesi gibi bir dizi patofizyolojik değişiklikler başlatır mesane disfonksiyonunu ve bunun nihai sonucu da olay val mesanesine kadar giden bir süreçtir. Bunu bir tanım olarak buraya yapmaya çalıştım. Tabii ki bunlar çok geniş kavramlar. Mümkün olduğu kadar basit cümlelerle mesaj vermek için bu slide'ı ekledim buraya. Tabii ürodinamik çalışmalar da bu süreçte önemli. Yani ürodinamik çalışmalar çok fazla burada girmek belki gerekli değil ama özellikle bu hastanın seyri konusunda herkesin ana olarak bir fikir sahibi olabilmesi için detristor hiperrefleksinin, daha sonra çocukluk yaş grubunda mesane içi basınçları azaltmak ve mesane kontinyansını iyileştirmek, ergenliğe doğru da artık hipokontraktilite ve atoniyle artan kapasiteli mesaneyi tedavi etmek gibi bir süreç var önümüzde uzun vadede. Mesane disfonksiyonunun takibi esnasında mesane çıkım obstrüksiyonu, işeme basınçlarını artıran detristor hipertrofisine yol açar. Yani mesanedeki sorunlar anlamında bunu vurguluyorum. Ve bir süre sonra post-voiding rezultatları artmaya başlar. Sonuçta mesane boşalma talebini karşılayamaz ve detristör dekompanse olur. İlerleyen bir süreç olarak bunu söylüyoruz ve iş val mesanesine doğru gider. Ha, bütün hastalar val mesanesine gidecek anlamında bu progresyonu söylemiyoruz. Oluşan progresyon nasıl oluşacaksa ya da oluşmuşsa nasıl ilerlediğini vurgulamak anlamında söylüyoruz. Dilate mesaneyi etkin bir şekilde boşaltmak için aktif ve uygun müdahalenin dekompansasyona doğru gidişatı değiştirebileceği ve mesane işlevselliğini koruyabileceğini mutlaka varsaymalıyız ya da o yönde davranmalıyız. Daha önce de buna vurgu yapmıştım. Kısaca klinik muayeneler ve yapılandırılmış bazı anketler ya da değerlendirmeler mesane disfonksiyonunu izlemde fark ettirmeyebilir. Bunun mutlaka odaklanması gerektiği. Gerektiği zamanlar üroflowlar ya da post-voiding rezidülerle hastanın mutlaka değerlendirilmesi ve bu gözle bakılmasına ihtiyaç var. Gene tabii iş yavaş yavaş çocuk büyüdükçe kontinans dönemine doğru gelecek. Herkesin bilmesi gereken şey gerek çocuğun gerek ebeveynlerin davranış değişikliğinin ya da bu davranışsal sürecin başarısı herkesin olayın farkında olması ve eğitiminden geçiyor. Bu ailelerin normal çocuklara göre kendi çocuklarının biraz daha geç bir kontinuer hale geçebileceği konusunda fikir sahibi olmaları ya da bilgi sahibi olmaları lazım. Çünkü araştırmaların ortalamaları şu şekilde: 5 yaşına kadar %20'si, yaklaşık 10 yaşına kadar da %50'sinin üzerindeki bir kısmı ancak kontinuer olabiliyor. 5 yaş gerçekten önemli bir kriter bunlarda. Kontinansın sorun olmasının birçok nedeni var. Bu slaytta sayılan nedenler. Ama bunlardan önemlilerinden bir tanesi, belki burada öne çıkarılmasından ya da farkındalığının olmasına gerekenlerden bir tanesi, poliürü.
Çünkü nefrojenik diyabetes insipidus'tan kaynaklanan ortada bir poliürü var ve bu poliürü hem mesaneye ek yük getirmesi açısından, dolayısıyla da mesane boşalma süreçlerine de ek yük getirmesi açısından mutlaka farkındalığı olan bir durum olmalı ya da farkındalığı olmalı. Tabii kontinans dediği zaman gündüz idrar kaçırma %7 ile 35 gibi, bu bir araştırmadan aldığım bir orandı. Ne kadar sorun olduğunu ortaya koymak için. Gece idrarını tutamama ise yaklaşık 4 çocuktan bir tanesinde beklenmektedir. Tabii kontinans dönemi aslında bir anlamda bir üreterapi sürecini de beraberinde getiriyor. İşte tabii yeterli sıvı alımını sağlamak, işte zamanlamış bir düzende işemek, çift işemek vesaire gibi ya da olayın boyutuna, derecesine ve zamanlamasına göre biofeedback'e kadar varan ya da bel taban egzersizlerinin de içinde olduğu üreterapi süreçlerinin olması gerekebilir bu çocuklar için. Normal çocuklar gibi hızlıca ve kolayca bir kontinan durumuna geçme ihtimalleri olmayabilir. Bu şekilde bir üreterapi, yapılandırılmış bir üreterapi hastalarda mutlaka içinde bulunulmalı ya da önerilmeli ya da aileler bu konuda eğitim almalı, bilgilendirilmeli. İşin içerisine yavaş yavaş tedavi, farmakolojik tedaviler ve ilave tedaviler giriyor. Çünkü mesela endostoksinin tedavi süreçleri devam ediyor. Burada yardımcı ilaçların rolü belirsizdir derken aslında hani bütün yardımcı ilaçları yok saymak ya da sorun gibi göstermek adına bunu yazmadım. Ama genel anlamda postural uretral valve özelinde bu hasta gruplarında özellikle bu yardımcı ilaçlarla çalışılmış çalışmalar çok tartışmalı. Hepsi, çünkü bir kısmı birbirleriyle çelişkili. Tabii ki hepimiz bu birçok ilaç kullanıyoruz burada ama hangisinin ne kadar etkili olduğu konusu zannediyorum olguya göre değerlendirilmeli. Ama burada önemli olan hipertrofinin neden olduğu mesane boynundaki fonksiyonel obstrüksiyonu ortadan kaldırmak, bir de detüsör kasının kalınlaşmasının neden olduğu ve mesane duvar kalınlaşmasının neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak. O zaman biz ne yapmalıyız? Alfa adrenerjik blokaj kullanılabilir. Uygun tabii ki hasta grubu için söylüyoruz mesane boynu adına. Burada iki tane koyu olan iki ve üçüncü maddeler var. Onlara daha sonra, daha ileriki dönemde değineceğim için, ama bu bunların hepsinin aynı amaca, yakın amaç için hizmet ettiğini söylemek adına buraya koydum. Tabii ki yüksek fosfolipid rezidüsü olan çocuklarda sfinkteri hipertonisliği gidermek ve mesane boyunu gevşetmek için alfa adrenerjik blokajın kullanılması önermekte. Ve bunun da rezidüel hacimlerde önemli bir azalma olduğunu gösteren çalışmalar literatürde yer almıştır. Mesane boynunun sorun olduğunu, hipertrofik olduğunu veya hipertonisite olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buranın sorun olduğu tespit edildiği zaman yapılacak olan tedavinin disfonksiyon tedavisine katkı sağlayacağını biliyoruz. Tabii ki yüksek işeme basınçları veya küçük mesane kapasitesi gösteren olgularda oksibutin kullanımı. Oksibutininle her iki parametrenin de önemli ölçüde düzeldiğini söyleyenler var veya söylemiş, gösteren çalışmalar var. Ancak oksibutinin kullanırken gerçekten çok dikkatli olmalı. Çünkü yani miyojenik başarısızlık turlara özgü veya oksibutininin bu hastalarda, çünkü hepimiz pratikte mutlaka görüyoruz, ne zaman kullandığı, başladığı belli olmadığı, ne kadar süre kullandığı belli olmayan, zaman zaman ailelerin kontrol dışı kaldığı durumlarda uzun süreli oksibutinin kullandıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla da bu oksibutininin oluşturacağı etkinin mesane disfonksiyon puldan mı kaynaklandığı ya da oksibutinin mi olayı bu tarafa getirdiği son derece önemli, doğru değerlendirilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Olay var, mesaneye doğru varırsa eğer ya da varıyorsa, o zaman mesane disfonksiyonunun yoğun yönetiminin veya bu kadar buraya kadar anlattıklarımızın hepsinin amacı valve mesane sendromuna geç dönemde belirtilerinin tüm bulgularına doğru ilerlemeyi durdurmak. Ama valve mesanesi aslında mesane disfonksiyonu semptomlarının
tamamının sürekliliğini tanımlayan çok çok da geniş bir terim işin doğrusu. Olay buraya vardığında mesanenin başlangıçta yüksek işleme basınçları oluşturarak çıkış tıkanıklığını telafi etmesine rağmen çocuk büyüdükçe artan idrar üretiminin de neden olduğu yüksek hacimlerde idrarla yaşamaya başlar. Yani mesaneye yük bindikçe poliürü arttıkça giderek işin mesanenin yükü değiştikçe olay mesane disfonksiyonundan artık val mesanesine doğru döner ya da dönmeye başlar. Bu yukarıdaki tedavileri zaten vurguladık. Artık işin içerisine tak girmeye başlar. Çünkü post-voiding rezidüler artmaya başlar bu tip hastalarda. İşin içerisine temiz aralıklı katalizasyon girer ya da yapılmaya başlanır. Başka ne yapılabilir? Daha önce bu iki parametreyi söylemiştim. Mesane boynundaki problemi rahatlatabilmek adına diye söyleyebiliriz belki. Botoks enjeksiyonları veya mesane boynu insizyonları yapılabilir mi? Bu botoks enjeksiyonu özellikle mesane boynunda yapan çalışmalar var. Zaman zaman gerçekten çok zor durumlarda kullanılmıştır muhtemelen herkes tarafından. Ama hani bunun tam olarak mesane boynuna yapıldığında işleri rahatlatıyor, düzeltiyor şeklinde bir çalışma yok. İşin doğrusunu isterseniz. Hatta aksini söyleyen çalışmalar da var. Çok yeterli olmadığını gösteren çalışmalar da var. Tabii ki mesane boynuna kasa bir şey yaptığınız zaman kasın kalitesi botoksun etkisini belirleyeceği için hangi vakaya yapılacağı konusunda ya da nereye yapılacağı konusu son derece dikkatle seçilmesi lazım. Mesane boynu insizyonu postürektal val konularında hep görünüyor. Yani kitaplarda da geçiyor. Daha önce de mutlaka herkes bu konuda bir fikir sahibi olmuştur uzun vadeli uğraşanlar. Ama bu mesane boynu insizyonu geçmişte çok agresif yapılan vakalar da olmuştur. Ama bu konuda 2017'de çıkan bir çalışma var. Hızlıca bir göz gezdirdim birkaç öncesindeydi. İnkontinans ve retroktal ejekülasyon ya da disfonksiyon konusunda aslında mesane boynu insizyonunun çok sorun olmayacağı yönünde. Çünkü en önemli endişelerden bir tanesi bu. Yani en azından dikkatli değerlendirilebilir, yapılabilir, bir alternatif olabilir. Bu kadar da öngörülü bakılmamasıdır gibi diyen çalışmalar var. Özellikle de mesanenin altı hizasından kesildiğinde ya da derinleşilen bir insizyon yapıldığında çok sorun olmadığını söyleyen yayınlar var. Ama tabii ki bunlar çok rutine girmiş olan şeyler değil, uygulamalar değil. Temiz aralıklı katalizasyon hepimizin bildiği klasik bir yöntem. Bazen üretra yoluyla yapılabilirse de pullu hastalarda üretra yoluyla yapılması sorun olduğu durumlarda mitrofonof yapılması gerekebilir. Tak tabii ki klasik olarak başlandığında gündüzleri yapılır. Gündüz dekompresyonu tek başına yetersiz olduğunda ise iş geceğinin de işin içine katılmasına döner. Aralıklı gece kateterizasyonu veya gece sık şekilde çift işeme yapmak ya da gece boyunca mesane boşalmasını önleyici yaklaşımlar içerisinde bulmak önerilebilir. Bunu özellikle gece mesane drenajında özellikle idrar yolu enfeksiyonu olan kötüleşen idrar nefes böbrek fonksiyonları senaryolarında gece mesane drenajı düşünülebilir ya da yapılabilir. Bu bütün gece boyunca 7 saat 10 saat boyunca sürekli mesane drenajı sağlanır. Bunun özellikle de KOFT'u zannediyorum bu konuda birkaç tane makalesine denk gelmiştim. Valv mesanelerinde bunun standart müdahale olarak önlenmesini düşünüyor. Çünkü gece boyunca direne olmayan mesanenin prognozun kötüleşmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu, dolayısıyla gece mesane drenajının önemli olduğunu söylüyor. Geç gelen hastalar olabilir mi? Burada bir iki şeye vurgu yapmak lazım. Birisi idrar yolu sık enfeksiyonları ve işlem bozuklukları ileri yaşta. Çok sorun olduğu zamanlar, problemli olduğu ve tekrarlayan olduğu zamanlar bu hastalarda postüre travel olma ihtimali olabilir.
Bu bizim hastalarımızdan bir tanesi, 9 yaşındaki bir çocuk, ağırlıklı olarak işeme fonksiyon bozukluğu şeklinde lanse edilmiş ya da tedavi edilmiş. Tabii ki bu tip hastalarda çoğu zaman bir sakral MR'da çekmek zorunda kalıyoruz. Bazı sorunlar ileri klinikler nedeniyle. Burada çok ileri derece kanlaşmış bir mesane görünüyor ama tabii bu sistitin eşlik ettiği mesanenin mukozasının kanlı olması itibariyle bir vaka. Burada birçok şey söylenebilir. Birkaç çalışma da var arka arkaya ama geç gelmiş olan vakalarla erken, daha erken yani 5 yaş öncesi ve sonrası gibi kabul edersek bunu, aralarında çok da ciddi farklılıklar olmadığını söyleyen çalışmalar var. Yapılan ayrıntılı işlerde prognoz açısından ve uzun dönem sonuçları açısından an itibariyle değerlendirildiğinde mesane semptomlarında veya bir takım şeylerinde bozukluk olsa da uzun vadede ikisinin iki grup arasında çok ciddi değişiklik olmadığını söyleyenler var. Türkiye'den de bir yayın var bu konuda yapılmış. Birkaç şey de VUR'la alakalı, reflü'yle alakalı söylemek gerekiyor. Reflü yaklaşık vakaların %50'sinde var. %50'sinde unilateral, %50'sinde bilateral. Bu oranlar böyle akılda kalıcı olsun diye biraz yuvarladım. %40-50 civarında bazıları. Bazılarına göre yüksek basınçlı mesane tabii ki reflünün nedeni ama primer reflünün olduğunu düşünen yayınlar da var ya da hepimiz bunu klinikte de şahit olabiliyoruz. Evet, yani burada mesanenin tedavisi aslında VUR'un tedavisi ve genel prensiplere bu şekilde uymak lazım. İlave aslında başlangıç tedavisinde bir farklılık yok. Zaten mesanenin iyi tedavi edilmesi bir süre sonra reflü tedavisini de sağlıyor. Ama cerrahi indikasyon olabilir mi? Olabilir. Eğer cerrahi indikasyon varsa işinizin kolay olabilmesini istiyorsanız biraz mesaneyi tedavi iyice edebilmek ya da mümkün olduğun kadar edebilmek ve mesanenin kalitesini ne kadar artırabilirseniz endoskopik ya da açık cerrahinizin başarısını o kadar etkileyecektir. Bu bizim vakalarımızdan bir tanesi. Bu hastada sonrasındaki öncesinde ve sting sonrasındaki izleme esnasındaki durumu kendiliğinden kaybolmuş. Mesaneyi tedavi edilince kendinden kaybolabilir. Ama kendiliğinden reflünün kaybolması sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Bazen bu sefer de hastada solda uvedarlık olması nedeniyle sol UNC yapmak zorunda kalmış. Yani bu hastaların hepsini çok sıkı gerek reflü, uvedarlık ya da mesane dinamikleri açısından takip edilmesi lazım. Reflü sorun olmazsa uvedarlık sorun olabilir. O sorun olmazsa başka bir sorun olabilir. Çok yönlü takip gerektiren hastalar olduğunu biliyoruz. Sting tedavisi açık ya da cerrahi ya da endoskopik tedavi konusunda farklı fikirler olanlar var. Açık cerrahinin komplikasyonlarının birçok cerrahi başka nedenlerden kaynaklanan cerrahiye göre çok yüksek olduğunu da söyleyenler var. Burada gördüğünüz gibi ilk tanıda 4 aylık civarında yüksek derecede sola reflüsü var. Hastaya sting yapıldıktan sonra 9 aylıkken ve daha sonra 2 yaşındayken olan filmlerde reflü olmadığı, mesane dinamiklerinde giderek düzeldiğini görebiliyoruz. Burada da gene başlangıçta reflü tespit edilmeyen ama daha sonraki takiplerinde reflü olan sting yapılarak tedavi edilen bir hasta. Bu vesikoliter reflülerdeki displazi sendromu hepimizin odağında olan sorunlardan bir tanesidir. Bunun Popov fenomeni olduğu %15 vakada görüldüğü ve bu displazik böbreğin karşı böbreği koruduğu ya da sürecin ilerlemesinin hızını yavaşlattığı düşünülmüştür başlangıçta. Ama sonraki çalışmalar aslında bunun çok da bu şekilde koruyucu bir etkisinin olmadığını gösteren çalışmalardır. Çok iyi bir koruyucu ya da süreci çok iyi değiştirici bir sorun değil. Dolayısıyla da reflünün ve bu durumun oluşu tedavi ya da izlem süreçlerini gevşemeyi gerektirmez. Daha dikkatli olmak mutlaka gerekli bu hastalar için.
Tabii pop-off mekanizmaları sadece bu değil. Mesenri divertikülleri, işte ürün ohumlar, asitler, patent, urakuslar da basıncı düşüren sorun pop-off mekanizmalarıdır. Ama bunların hiçbir tanesinin uzun vadede prognozu değiştirmediğini söyleyebiliriz. Son birkaç şey söylemek gerekirse, vakaların %20 ile 50'si son dönem böbrek yetmezliğine gidiyor. Renal displazinin çok erken dönemde var olduğunu ve ayrı bir faktör olduğunu söylemiştik. O zaman işimiz mesane işlevini düzeltmek ve vur ya da vursuz olan idrar yolu enfeksiyonlarını düzeltebilmek. Transplantasyon konusu burada hastaların vardığı son nokta olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu ve mesane disfonksiyonu üzerine odaklanmalı. Renal displazi prognozu gösterdiği için de uzun vadede takip edilen kriterlerden bir tanesi. Onun kötü işaretleri varsa bu ultrasonda özellikle bu hastalarda dikkatli olunmalı. Kreatin değeri özellikle nefrologlar bizde sıkı ve düzenli takip ediyorlar. Onun için de 0,8'in altı ve 1,2'nin üstü gibi prognoz belirleyen kriterler de kullanılan kriterler de var. Ama hiçbir şekilde prognozu çok net olarak gösteren ya da birebir örtüşen bir şey yok. Onun için bu konu açık, hala çalışmaya ihtiyaç olan konulardan bir tanesi. Tabii transplant işin uç noktası. Burada çok belki aşırı ciddi derecede söylemeye gerek yok. Ama genel anlamda özellikle son yıllardaki birçok ilave gelişmelerle diyebiliriz. Renal transplantların kuğulu hastalarda eskisinden kabul edilen kadar kötü olmadığını söylüyor. Yaşam kalitesi tamamen olayın farkındalığıyla, hastanın kendisinin ve ailesinin iyi bu duruma hazırlanmasıyla ve erişkinliğe vardıktan sonraki süreçlerin de en az başlangıçtaki titizlikle takip edilmesinde yatıyor. Erektil disfonksiyon, infertilitenin sorun olduğuna yönelik çalışmalar olsa da bunlar da çok ciddi, net ya da kanıta dayalı çalışmalar değil ama erektil disfonksiyon ve infertilitenin bir hayat kalitesi sorunu olduğunu düşündüren çalışmalar var. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok uzun ve komplike bir konuyu bir saat gibi kısa bir sürede özetlediniz bizim için. Tekrar teşekkür ederiz. Birkaç sorumuz var. Teşekkürler var chat kısmından yazılan sunu için çok teşekkür eden hocalarımız, katılımcılarımız var. Ali İhsan hocamızdan gelen bir soru var. Çok iyi toparlanmış bir sunu oldu. Birkaç sorun var demiş. Birinci soru doğum sonrası tanı alan ve yeni doğan cihaz farkı olan bir olguda. Farkı herhalde demek istediniz. 7,5 F. Hocam siz sormak ister misiniz? Ali İhsan hocam. Peki ben ilettim. Yeni doğum sonrası tanı alan ve yeni doğan cihaz farkı 7,5 F sistoskop, 9,5 F rezektoskop olan bir olguda bekleme opsiyonunu önerir misiniz? Sanırım sistoskopi yapılamayan olgular için söylemişler veya rezektoskopun giremeyeceği üretraya sahip küçük çocuklarda beklemeyi önerir misiniz? Birinci sorusu. Şimdi aslında sunum içerisinde onu bir yerde zikretmeye çalıştım. O da şu, eğer kateter taktığınızda yeterli bir direnç sağlayabiliyorsanız bir süre opsiyonunuz olabilir. Ama hocanın demek istediği hiçbir şekilde cihazınız yok ve uzun süreli beklemeniz gerekiyorsa o zaman vezikostomi ablasyonun bir alternatifi olarak şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Ya mesane yoluyla yani suprapubik bölgeden girerek alternatif olarak söylemeye çalıştım. Biz yaptık mı? Bugüne kadar yaptığımız bir vaka olmadı ama vezikostomi açtığımız hastalar oldu. Eğer kateter takamıyorsanız, taktığınız kateter yeterince iş görmüyor ya da birlikte ablasyon yapamıyorsanız en mantıklı görünen vezikostomi açmak gibi. Evet hocam. İkinci soru, ablasyonu yapılmış ve başarılı olmuş bir olgunun
Kendi klinik deneyiminde nasıl bir takip protokolü vardır? Ablasyon başarılı olmuş derken, ablasyonlar zaten hani hemen hemen önemli ölçüde başarılı oluyor. Cerrahi kastetmiyoruz. Sanıyorum ablasyon sonrası mesane dinamikleri işin yolunda giden hastadan bahsediyor sanıyorum hocam. Evet. Mesane dinamikleri yolunda giden bir hasta için özellikle 1 yaşına kadarki dönem biz genelde hastaları çok sıkı ve yakın takip ediyoruz. Bunun içerisinde ablasyon sonrası 1 yıl içerisinde mutlaka bir kontrol işemesi histerografimiz oluyor. Onun dışındaki kısımları ağırlıklı ultrasonla takip ediyoruz bulgularıyla. Bir de en önemli kriterlerden bir tanesi de enfeksiyon. Enfeksiyonun yokluğu, ultrason bulgularının bir progresyon göstermiyor olması, buna mesane duvar kalınlığı, üreterlerin genişliği, pelvisin genişliği vesaire hepsi dahil olmak üzere işler yolunda giden, enfeksiyonu olmayan, koruyucu antibiyotiğini alınca enfeksiyonu olmayan, ilave bir şeye ihtiyacı olmayan bir hastaysa bir yıl aslında en sıkı dönem. Ondan sonraki dönem içerisinde de benim klinik, yani bizim klinik deneyimimizde ikinci sorun olduğu zaman çocuğun kontinan hale geçmek istediği zaman, çünkü ailelerdeki yeni eğilim, işte çocuk 2-2,5 yaşında oldu, artık tuvalet alışkanlığına geçebilir gibi. Ya da 1 yaşın üstünde 1,5-2 yaşına vardığı zaman çocukta çişi tutma ya da bırak, yani yapma farkındalığı oluşabiliyor. Tutma eğilimleri varsa, hani üredinamiği atif yapmamdaki nedenlerden bir tanesi o. Üreterapiye. Yaşı geldiği zaman mutlaka ailenin yani doğru ve işeme yönünde eğitimi alması gerekiyor. O süreci nasıl yöneteceğinin farkında olması lazım. Eğer idrar kontinen döneme geçiş ya da tuvalet terbiyesine geçişi doğru yönetemezse o ikinci kırılma noktası orada oluyor. Çiş tutma vesaire mesane dinamiklerinin bozulmasının artmasına ya da sorunun daha agresif bir hale almasına neden oluyor. Bunun keza bir kırılma noktası da çocuğun kreşe verilmesi. Çünkü kreşe verildiği zaman da işeme dinamiklerinde çok önemli bir değişim ve sorun oluyor. Hemen fark ediyorsunuz. Çocuk geliyor. Ne oldu? İşte kreşe başladı. İşte şuraya gidemedi, buraya gidemedi. Her şey yolunda giderken bir yerden sorun oluyor. Dolayısıyla yani bu kırılma noktalarını dikkate alarak hastanın mümkünse mümkün olan en non-invaziv yöntemle ama işeme fonksiyon bozukluklarının klinik tespiti, klinik anlamdaki tespitinin ya da bulguların olmadığı hastada da işeme fonksiyon bozukluğu olmadığı ya da mesane dinamiklerinin bozuk olmadığının düşünülmemesi gerektiğini de bir slaytta vurguladım zaten. Evet hocam. Üçüncü soru, post miksiyonel rezidü %10 üzeri olan olgularda tak önerir misiniz diye bir sorusu var hocamızın. Yani tabii hoca çok kritik bir noktayı sormuş. Yani bir altı olsa şöyle olur, bir üstü olsa böyle olur gibi. Yani bunu tek başına kriter almak ne kadar doğrudur bilemedim. Ama yanına enfeksiyon olup olmamasını, ondan sonra mesane duvarının kalınlığını, işeme semptomlarının olup olmasını da eklersek ya da evet %10 üzerinde bir şey var, rezidü var. Ama siz hastaya, ben birçok hastada mesela iyi bir üroterapi tarif edip de 4-6 hafta sonra bir ultrason yaptığımda çok iyi bir cevap verdiğini görüyorum. Yani hemen tak başlamak yerine bu tip değerlendirmeleri de dikkate alarak tak kararını vermek gerekli sanıyorum. Evet hocam. Son sorusu, profilaktik antibiyotin takip olgularında yeri nedir şeklinde gelmiş. Profilaktik antibiyotinin kullanımı konusunda dünyada işte reflülü hastalarda da işte şu yaşta kullanmayalım, aslında şuraya kadar gereksiz kullandık gibi bir daralma var aslında. Yani eskiye göre daha az kullandığımız profilaksileri hepimizin malumu. İşte belli bir yaşta tuvalet alışkanlığı kazanmışsa, şu olmuşsa reflülerin önemli bir kısmında biz de kendi pratiğimizde kullanmıyoruz. Buradaki hastalar da
yalnız olayın izole reflüleri gibi değil. Yani mesanede divertiküllerin olması, işemenin bozuk olması, üst sistemin sorunlu olması, devam eden bir sürecin olması ve enfeksiyon riskinin bir slide'da vurguladım sanırım. Normal çocuklara göre korkunç sayılabilecek, yani kat kat sayılabilecek derecelerde yüksek olması antibiyotik profilaksi konusunun burada biraz daha, yani en azından ben öyle tercih ediyorum diyebilirim. Biraz daha fazla kullanıyorum demeyeyim ama tercih ediyorum diyeyim yani. Evet. Nizamettin hocamızdan ve Erbu Keskin hocamızdan sunumunuz için teşekkürler var. Doğukan'dan gelen bir soru var. Hocam her hastada ürodinami istiyor musunuz? İstediğiniz hastalarda en erken ne zaman istiyorsunuz şeklinde bir soru var. Ya tabii ürodinami konusunda çok fazla girmemeye gayret ettim. Çünkü tabii ürodinami ne zaman lazım? Bu gerçekten kritik soru. Kesinlikle lazım ama. Yani ürodinamisiz postüretral vali hastaların sorunlu hastaları özellikle takip edilemez. Çünkü ürodinami olmadan mesane disfonksiyonunun hangi aşamasında ve nerede olduğunuzu anlamanız zor olabilir. Ama pratikte bir low flow'la, post voiding rezidüyle, ondan sonra işeme çizelgeleriyle önemli kararlar verebilirsiniz. Eskisi kadar ürodinamiyi çok sık birçok başka indikasyonda dahil olmak üzere kullanmadığımız, en azından bizim anlamda söyleyeyim, kullanmadığımız doğrudur. Önceki 10 yılda, son 10 yıl arasında ürodinamiyi kullanmak konusunda farklılıklarımız var. Sıklıkla kullanmayı tercih, eskisi kadar tercih etmiyoruz. Ama hastanın eğer tedavisiyle alakalı bir sorununuz varsa, mesela bir detrusor kontraktilitesini değerlendirmek, hiperrefleksini değerlendirmek durumunuz varsa ya da şüpheniz varsa veya tedaviye cevap vermeyen bir hastaysa o zaman ürodinami indikasyonu doğacaktır. Olgu bazlı konuşmak lazım belki bunu. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ayrıca benim cevaplarıma zannediyorum birçok hocamız da var. İlave katkılar olmasını da bekliyoruz galiba, değil mi Abdülkerim? Evet, evet hocam. Nizamettin hocamızın bir ilave katkı olacaktır, evet. Mutlaka farklı düşünen olacaktır. Benim evet. Söylediğimi daha ayrıntılandıran veya daha anlaşılır hale getiren hocalarımız olacaktır. Tabii hocam. Önce chat kısmındaki soruları iletmek istiyorum. Sonra serbest kürsü haline çeviriyoruz hocam. Nizamettin hocamızın bir notu var. Vezikostomi prematüre ve düşük doğum tartılı bebekler için uygulanmalı şeklinde bir mesajı var. Uygun ebatta rezektoskop olmaması nedeniyle beklemek ya da vezikostomi açmak yerine uygun aleti olan bir merkeze sevk etmek daha kabul edilebilir bir yol olur şeklinde bir mesajı var hocamızın. Şöyle, Nizamettin Hoca Karadeniz'de olduğu için tabii çok pratik bir çözüm üretti orada. Bence de çok doğru. Yani evet. O kadar şeyle uğraşmaktansa olan yere sevk etmek son derece mantıklı. Teşekkür ederim. Çocuğun prognozu açısından da en iyisi o sanırım. Dinçer Avlan hocamızdan gelen bir soru. Sunum için teşekkür ediyorlar. Üriner asitli olan, özellikle de peritonite neden olan üriner asitli olan hastalardaki yaklaşım için ne düşünüyorsunuz? Yani bu başıma gelen bir şey değil. Dinçer Hoca'nın anladığım kadarıyla başına gelmiş. Yani asit olan hastalar, asit zaten böbrekteki perforasyona bağlı idrarın dışarıya sızma. Çünkü önünde bir obstrüksiyon olan bir tablo var ve idrar bir şekilde farklı bir yoldan pop-off mekanizması olarak asit üretiyor gibi kabul edelim. Bu ilave bir abdominal bulgu oluşturmuşsa eğer, o zaman üriner sistemle abdominal sistemin tedavisini herhalde zannediyorum ayrı yaparım. Eğer peritonitle alakalı sorunlarım varsa karın içerisindekini, yani bir absen varsa, bir enfekte bir içerikse peritondaki sıvı boşaltılabilir. Yani açık cerrahi ihtiyaç olan bir durum olmaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar komplike bir hasta hiç işin doğrusu görmedim. Ama peritoniti ayrı, üriner sorunu ayrı tedavi etmek mantığı üzerinden hareket ederim diye düşünüyorum.
Evet hocam. Dinçer hocamıza söz vermek isterim. Bu noktada bir tecrübesi var mı bu konuda? Bu soruyu yöneltirken bir olguya dayanarak mı sordu bu soruyu? Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz sayın hocam. Dinçer Avlan. Tamam. Peki. Sanırım mikrofonla ilgili sıkıntı olabilir. Nizamettin hocamızın bir mesajı var yine. Hocam siz de isterseniz mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Ben okuyabilirim ama Dinçer hocam mesaj atmış. Mikrofonum maalesef yok. Nizamettin hocamız üst sistemde yeni gelişen Skarya'da yeni gelişen hidronefroz varlığı val mesanesi açısından uyarıcı olmalı ve ürodinamik planlanmalı diye düşünüyorum şeklinde bir mesaj var. Sanırım ürodinamiği ne zaman yapmalıyız şeklinde gelen soruya yönelik olarak katkıda bulunmak istemiş. Eğer üst sistemde bir şey yolunda gitmiyorsa iki tane sorun vardır. Bir enfeksiyon sorununuz vardır ya da mesanenin disfonksiyonunu yeterince tedavi edemiyorsunuzdur. Dolayısıyla bunun da bu tip bir hastada da ürodinami yaparak ürodinamin bulgularına göre tedavinizi şekillendirmek son derece doğru ve mantıklı. Evet hocam. Bir başka soru yöneltmek istiyorum. Şimdi prenatal konseyler sonrası anne adayları bazen bizim tarafımıza yönlendiriliyor. Aslında bu toplantıya katılan diğer hocalarımızın yaklaşımlarını da merak ediyorum. Hani sırayla şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Prenatal dönemde posterior uretral valve şüphesiyle prenatal danışmanlık veya görüşmek amacıyla yönlendirilen gebe anne adayları geliyor. Bunların sıklıkla sordukları sorulardan bir tanesi özellikle gidişat nasıl olacak? Bir prenatal girişim önerir misiniz ve terminasyon önerir misiniz şeklinde sıklıkla gelen. Çünkü dışarıda kadın doğumcular arasında gezdiklerinde bir kısmının bu hastalara terminasyon önerdiğini de görüyoruz. Terminasyonla düşüncesiyle gelen anne adayları oluyor. Diğer taraftan prenatal girişim için arayış içinde olan ailelerle karşılaşıyoruz. Hani displazinin de çok erken dönemde geliştiğini görüyoruz, biliyoruz. Prenatal girişimler, vezikoamniyotik şantlar ne kadar fayda sağlıyor bu çocuklara? Bu konuda görüşlerinizi almak isteriz. Sizinle başlayalım hocam isterseniz, Mustafa hocam. Bizim de perinatoloji konseylerinde hastaların zaman zaman böyle istekleri olabiliyor ama yani posterior uretral valve bir gebelik sonlandırma indikasyonu değil tek başına. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ama buradaki en önemli, yani introiterin dönemin en önemli sorunu aslında ürolojik değerlendirmede değil sanki. Literatür de bunu aslında biraz destekliyor. Asıl sorun müdahale sorunu, oligohidramnioz olan ve akciğer gelişimi sorunu başlayan hastalarda yapılmalı ya da literatürün en azından indikasyon koyduğu nokta burası. Bunun dışında ürolojik sorunun bir takım amniyosentez mayelerindeki içeriklerle ya da ultrasondaki bulgularla değerlendirilerek bu hastanın prognozu şudur ya da bu şekildedir. Dolayısıyla da bunu sonlandıralım ya da devam edebilirim gibi bir karar çok kanıta dayalı bir karar değil, zor bir karar. Yani bu uygulayan biz hani zaman zaman geçmişte daha çok bu literatür tam oturmadan önce vezikoamniyotik şantlar yaptık. Yani hani kadın doğumcu arkadaşlarla da girişimsel radyolojiyle de birlikte. Ama şu an gelinen nokta itibariyle güncel olarak bu konunun çok spesifik, çok daraltılmış, daha çok çocuğun hayati risklerinin olduğu durumları ortadan kaldırmak adına yapıldığını ya da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda eminim daha tecrübeli olan hocalarımız belki ilave katkılar sunabilir. Evet, katılımcı olan diğer hocalarımızın görüşlerini almak isteriz.
mikrofonlarını açıp rahatlıkla konuşabilirler. Abdülkerim, ben katkıda bulunabilir miyim? Tabii ki abi, buyurun. Nizamettin hocamız. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok güzel bir toplantı oldu. Mustafa'nın da ağzına sağlık. Tabii perinatoloji konseylerinde gerçekten bu terminasyon konusu gündeme geliyor. Ama biz çok seyrek bu şeyi karar alıyoruz açıkçası kendi kliniğimizde, daha doğrusu kendi fakültemizde. Ancak amniyo mayi analizinde çok ciddi biyokimyasal problemler var ve yapılan ultrasonografide bilateral böbrek eko paterninde bozukluk olup da ciddi akciğer bozukluğu olan olgular kararı alıyorlar, o şekilde söyleyebilirim. Ama gerçekten Abdülkerim'in de biraz önce söylediği gibi displazi çok erken başlıyor. Yani displaziden kanımca böbreklerden çok mesane faydalanıyor. Yani daha kötü bir mesane yerine daha iyi bir mesane ile karşılaşıyoruz. Vezikoamniyotik şant yapılan hastalarda. Tabii şantla ilgili sorunlar da çok fazla. Şant dislokasyonu çok yoğun bir şekilde görülüyor. Şanta bağlı şeyler var. Nedir o? Eviserasyonlar vesaireler var. Bunların hepsini pratiğimizde görüyoruz. Yani yapılacaksa bile çok deneyimli eller tarafından yapılması lazım. Şant işleminin de. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Başka görüş bildirmek isteyen, düşüncesini paylaşmak için isteyen hocamız varsa seviniriz. Peki. Bir başka soru yönelteyim hocam size. Tak yapılmasını planladığınız bir olguda, hani posterior üretradaki açılanma, dilatasyon nedeniyle bazen sonda ilerletilemiyor, mesane boynundan dönemiyor, takılamıyor. O durumda Mitrofanov yapılabileceğini sunumunuzda belirtmiştiniz. Alternatif yol olarak, takın yolu olarak, uygulanacağı yol olarak. Ondan önce mesane boyuna herhangi bir girişim, endoskopik girişim yapmayı düşünür müsünüz? Yoksa hani tak yapılması lazım ama sonda takılamıyor. Biz Mitrofanov'u yapalım, oradan daha rahat kateterize ederiz diye mi düşünürsünüz? Şimdi mesane boyuna girişim derken mesane boyun insizyonunu mu kastettiniz? Evet, evet hocam. Şimdi şöyle, eminim ki hepimiz tak yapan posterior valvli çocuklara stetoskopi yaptığımızda tam o şeyde mesane boynu oldukça yukarıda kaldığı için, hani stetoskopla girdiğimizde böyle mesane boynuna doğru yukarı çıkmadan karşıya böyle bir değiyoruz da orada bir böyle iz oluşuyor ya, o noktada sondaların izlerini ya da yaralanma yollarını, hatta birkaç vakada false yol açacak kadar yaralanmanın olduğunu gördük. İşin doğrusu bu hastalarda mesane boynundaki bu hipertrofi ya da hiperaktiviteyi azaltmak için botoks yapılması, biz Haluk Hoca ile beraber sanıyorum hatırladığım kadarıyla 4-5 vakada yaptık. Ama çok fayda gördü mü? Bunlar tabii kanıta dayalı takipleri olan hastalar değil. Çok farklı zamanlarda yapılmış ve bu gözle oturup tekrardan değerlendirilmesi gereken hastalar. Botoks uygulamasının çok faydalı olmadığını gördük. Onun da sebebi şudur muhtemelen. O mesane hipertrofilerinin olduğu alana ne kadar yaparsanız da botoksun etkilendiği bir alan var gibi gelmedi bana. Yani çok sıkar var, çok kalın. Botoksun orada gevşetici bir etkisi olmuyor diye düşünüyorum. Mesane boynu insizyonu yaptığımız birkaç hasta da oldu. Onlarda da şöyle, yani kreatinleri bir türlü düşmeyen, bir türlü istediğimiz direnci sağlayamayan, çok gerçekten kalınlaşmış ve yükselmiş bir mesane boynu olan hastalardı bunlar. Artık yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki sanırım bir şekilde mesanenin içini nasıl boşaltabilirim noktasında bu alternatiflere geliyorsunuz. Yoksa rutinde
biz mesela bu oyuna müdahale edelim, şu an için rutinde uyguladığımız bir şey değil. Onlara da altı hizasında telkoterlerle kesi yaptık. Tabii ki bu kesinin derinliği ne kadar olmalı vesaire, bunlar da tartışılır. Ama genel anlamda onların aşağı yukarı birkaç milimlik çapları var. Onunla gene 3-4 milim, 4-5 milim kadar kestiğimiz hastalar oldu. Bu hastaların tabii tekrardan bir retroklat ejekülasyon ya da inkontinans yönünden tek değerlendirmediniz mi, özellikle spesifik olarak derseniz öyle bir bilgi şu an elimde yok. Ama mesane boynunu kestiğimiz iki hastanın takiplerinin yararlı olduğunu düşündüğümüz iki tane hasta oldu yani. Mesane boynuna insizyon yaptıklarımızın içerisinde. Altı hizasından tek insizyon yapmıştık onlara. Onlara daha kolay sonda takıldığını düşünüyoruz. Ama bu sadece gözlemsel bir veri, uzun süreli bir analiz değil. Anladım hocam. Haluk hocamız sanırım söz almak istiyor. Haluk abi. Evet, mikrofonu açtım. Evet, abi. Ya öncelikle Mustafa'ya görmekten de çok mutlu oldum. Dinlerken de çok mutlu oldum. Cevaplar verirken de yani öyle bir şey oldu ki teorikle pratiği bir arada sundu bize gerçekten. Yani klinik tecrübesiyle de çok aydınlattı. Çok da soracak bir şey yok. Ben birkaç ufak katkıyla bir soru soracağım. Eğer izin verirsen Abdülkerim. Buyurun hocam. Çok uzatmadan, korsan bildiri yapmadan. şimdi tedavinin en kolay yeri valvin ortadan kaldırmasıdır şeyine Mustafa biraz küçümsedi ama herhalde onu vurgulamak için şimdi tedaviden o safhadan çok kısa bahsettim bir saatlik konuşmanda farkındaysan bir sürü sorunla bahsettik aslında onu vurgulamak için benim de çok severek kullandığım bir şeydir o tabirdir. Tabii ki o da önemli ama PUV'da sadece valvi kestin çıktın iş bitti değildir mesajı olarak ben hep o şeyi algılıyorum. Öyle de olması gerekiyor. Yani bir sürü problemle de belki de hayat boyu uğraşmamız gereken bir hastalık grubu. Şeyle ilgili bir dikkat çekmek isterim. Sen gene çok güzel klinik tecrübeyle vurguladın. Çok fazla da valve tedavisi sonrası darlık görmüyoruz ama özellikle Bugby kullanırken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulamak isterim. Tekrar birkaç hafta sonra bir daha sistoskopi yapmadan çekinmemek lazım. Yani baktık ki diyelim işler karışıyor vesaire. İlla da böyle kenara kadar yaktık şeyine gelmemek lazım. Gerekirse iki hafta sonra bir daha yapın. Ben yıllardır da işin aslı yani koter kullanmıyorum yani. Sadece soğuk bıçak vesaireyle gitmeye çalışıyorum. Ama bu benim yani vurgulamak istediğim hasar vermemek için çok dikkatli olmak gerekir diye. Bir de sormak isterim hiç. Şimdi bu voiding sistolografi var ya hem tanıda hem takipte. Benim asıl sorum o. Senin klinik tecrübeni de duymak isterim. Biz çok uzun zamandır mesela prenatal tanısı olsun, ultrasonla vesaire PUV infravezikal obstrüksiyon düşünüyorsak çok da voiding'de tanısını koyup öyle girelim diye uğraşmıyoruz. Nasıl olsa sistoskopi yapacağız diyoruz. Birçok hastamız var öyle. Birkaç tane de aslında eski dönemlerde voiding sonrası sepsise girmiş hastamız vardır. Sana sorum şu. Hiç senin klinik tecrübende böyle voiding sonrası enfeksiyon var mıdır şeyinizde? Bir de gerçekten voiding bize bir şey katıyor mu? Prenatal dönemde yani reflünün varlığını yokluğunu bilmek ya da orada valve var mı yok nasıl olsa sistoskopi yapacağız. Bu konudaki şeyin ne olur? Hatta dinleyicilerden de katkı olursa da ben duymak isterim işin aslı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hem klinik tecrübenle hem teorikte bize toparladın konuyu. Ağzına sağlık. Aslında bu gerçekten çok güzel bir soru ve bu sorunun arkasında aslında şöyle bir durum da var. Şimdi tabii radyoloji eski radyoloji değil. Radyoloji artık konvansiyonel radyolojiyi çok yapmak istemiyor. Türkiye'nin birçok yerinde de arkadaşlarla konuştuğumuzda
bu sorun haline geldiğini biliyoruz. Konvansiyonel daha önce hocalar bakıyordu. Sonra asistanlar, en son teknisyenlere kadar konvansiyonel teknikler indi. Yani hepimiz özellikle de çocuk cerrahisi alanında baktığımız zaman kolon grafisleri, ÖMD'ler, işte mal rotasyon tanıları vesaire falan gibi geçmişte çok kullandığımız tekniklerdi. Ama artık onlar zaten radyolojinin rutininden de çok ciddi şekilde düşmeye başladı. Birincisi, ikincisi tabii vezikül ülteral reflü özelinde de artık hep klasik kitaplara bile net olarak giren bilgi artık eskisi kadar sık voiding çekmeyin. İşte klinik tecrübenize göre şüphelendiğiniz hastalara kadar indirgeyin voiding çekmeyi şeklinde. Aslında ultrason destekli voiding yöntemleri dünyada, Türkiye'de uygulayan var mı bilmiyorum ama dünyada zikrediliyor. Aşağı yukarı da bu işeme sistolotrografisinin yerini alma konusunda da çok uğraş verilen alanlardan bir tanesi ve aslında güzel, o konuda güzel oluşmuş olan vakalarda ya da yayınlarda var. Ama bizim o konuda bir tecrübemiz yok. Biz de hocam sizin gibi özellikle de yeni doğan ya da 1 yaş altında ya da 1-2 aylık, birkaç aylık çocuklarda mesane boynunu gösterme konusunda illa da voiding sistolografi çekelim gibi bir uğraş içerisinde değiliz. Aşağı yukarı da son 5-6 yıldır bu çok daha bariz hale geldi. Çünkü birçok nedeni var. Birçok neden sayılabilir. Bunlardan bir tanesi, diyelim yeni doğan yoğun bakımında yatan bir hasta var. Gerçekten o sonda ile alakalı yaptığınız, sistogramla ilgili yaptığınız süreçler sonrası sepsise girme ihtimali söz konusu olabiliyor. Yeni doğan ünitesinde yatan, uzun süreli yatan, ilave de sıvı elektrolit asit baz dengesi sorunları olan geçmişteki birkaç hastamızda voiding çekme konusunda biraz ısrarlı davrandığımızda o sorunları yaşadık. Ayrıca bu bebeklerin sondalı filmin ya da işeme sistogramının çekileceği yere kadar gitmesi, orada o soğuk ortamda vesaire, şuraya çevir, burayı göremedik vesaire gibi uğraş içinde olması, arkasından işeme fazının istenilen şekilde olmaması ve valvin gösteriminin belki başarısız olması gibi sorunlar bizim de başımızdan geçti. Ya da bu tip sorunlar nedeniyle biz de gerçekten işeme sistolografisini burada çok belki o konu vurgulanmadı. Zaten filmlerime dikkat ederseniz hep eski filmler, yeni tarihli filmler pek işin doğrusu yok. Son 3-5 yıl içerisinde daha önceden 2-3 tane sistogram voiding çektiğimiz hastalara 3-4 tane çektiğimiz hastalar olmuş ama son zamandakilerin çoğunluğu, testing yaptığımız hastaların bir kısmının da şeyleri yok. Nedir o? İşeme sistogramları yok. Enfeksiyon olmadıkça onları da çekmiyoruz. Bir kısım hastaları ise nefrolojiye gidiyor. Nefrologlar istiyor bazen de bizden farklı olarak da. Az önce vurgularken söylemeyi unuttum. İşeme sistogramı için oradaki ortama giden ve arkasından orada solunum sıkıntısı yaşayıp yeni doğan ünitesine tekrardan geri dönmek zorunda kalan bir hastamızı da hatırlıyorum. O da Eurosepsis'e girmişti. Dolayısıyla Ali Hocam çok haklı. Yani nasıl, yani sistoskopini zaten yapmayı, hatta bir slide'ımda aslında ona bir miktar vurgu yapmaya çalıştım. Yani şüphe varsa işeme sistolotrografisinde bir şey görüp görmemenin de çok kıymeti yok. Sistoskopiden kaçınmamak gerektiği konusunda ben de hemfikirim ve bence de çok önemli ve gerekli bir nokta. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler Mustafa, ağzına sağlık. Tuğrul hocamız sanırım konuşmak, sözü almak istiyor. Buyurun abi. Teşekkür ederim Abdülkerim. Mustafa, ağzına sağlık. Çok teşekkürler sunum için. Biz de uygulamamızda voiding sistolotrografi hemen hemen hiç çekmiyoruz. Direkt sistoskopiye hastaları değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bizim bu hastalardaki en büyük sıkıntımız bunlarda tak yapmanın çok gerekli olduğunu ve yanında ilaveten de
overnight kateterizasyonun çok gerekli olduğuna inanıyorum ben. Ancak hep devamlı takla ve overnight kateterizasyonla ilgili problemimiz oluyor. Yani mesane boyunu insize etseniz de onu boşaltamıyorsunuz, tak yapmanızı kolaylaştırmıyor vesaire. Dolayısıyla bu çocukların en büyük problemi bizim takipli hastalarımızda hep tak yapamamak. Bununla ilgili de mesela Philip Ransley'in Doha'daki şeyde geçmişe dönebilecek olsaydınız neyi yapmak isterdiniz diye sorduklarında böyle bir şey vardı, bir sunumu vardı. Orada PUV hastalarına çok erken işte bir diversiyon yani mikrofon off yapmayı düşünürdüm. Eskisi şeye dönebilseydim gibi bir şey olmuştum. Bunlara da herhalde biz artık hani daha erken dönemde bir mikrofon off yaparak kateterizasyonu rahatlatmayı, overnight kateterizasyonu gerekirse yapabilmeyi düşünüyoruz. Böyle uygulamaya çalışıyoruz. Öteki türlü diğer taraflarda özellikle çok ağır olgularda bunları takip etmek ve mesaneyi boşaltabilmek zor oluyor. Bekledikçe de vakit kaybediyoruz. Giderek displasi yani böbrekteki hasarlanması artıyor. Bir bunu vurgulamak istemiştim. Bir de PUV Network'ünde Amerikalıların şeyinde bunlar bir PUV Center'larında takip ettikleri hastalarda bütün hastalarını akciğer fonksiyonları açısından da değerlendirmişler. Yani çok hafif olgularda bile ileride bunlarda işte intrauterin gelişiminde başlayan akciğer problemlerin olabileceği, solunum fonksiyon testlerinde bir takım değişiklikler, bozukluklar olabileceği söyleniyor. Okul başarıları vesaire zaten onlar kronik hastalıkların problemi. Onlarla ilgili de bir PUV Center dedikleri bir şey kurup onunla ilgilenen, okul başarısına kadar bu çocukları takip eden kronik hastalıkları dolayısıyla bir takım şeyleri var. Biz tabii akciğer problemleri ben onların bu toplantısına katılasıya kadar hiç aklıma gelmemişti ama böyle de bir ilave problem çıkabiliyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Dinçer Ağlan'ın bir notu var. Voiding için bir yorumda bulunmuş. Valve tanısını kanıtlamadan çok mesanenin durumu, reflü varlığı ve tedaviye yanıtı değerlendirmede yardımcı olacağını düşünüyorum diye bir yorumu olmuş. Chat'ten iletti. Son bir soru iletmek istiyorum Sayın Hocam. Bu PUV ablasyonu yaptığınız olgularda takiplerinde hidroüretron nefrozlarında artış tespit ettiğiniz hastalarda ki yaklaşımınız nasıl oluyor? Yani tak yapıyor ama buna rağmen düzenli tak yaptığını ifade ediyor aile ama buna rağmen hidroüretronefrozda artış, belirgin artış gözlediğinizde yaklaşımınız nasıl oluyor? Şimdi bizim daha bu gece kontinüe drenajı uygulamadan önce bu tip hastalarımız gerçekten daha fazlaydı. Ama gece kontinüe tak uygulaması ya da gece kontinüe drenajları uyguladığımız hastaların çok önemli bir kısmında üst sistemin dilatasyon bulguları ya da üst sistemdeki ilave dilatasyon artışlarının gerilediğini gördüm. Yani Turul Hoca'nın dediği nokta gerçekten orada çok net olarak ortaya çıkmış oldu. Şu anlamda tabii erkek çocuğu, val ve bunun gerçekten çoğu da kırsaldan gelen çocuk olduğunu düşünürseniz 6 ya da 8 tak yapması ya da gece işemeye kalkması vesairesi çok sorunlu. Yani gece işeme, gece kateter bırakması 7-8-10 saat ve dediği gibi hocamızın dediği gibi mitrofanof üzerinden gerçekten üst sistemi ciddi oranda rahatlattı. Bunun dışında üretülü vezikal bileşkede sorun olan hastalarımız oldu mu? Oldu. Tabii bunlardaki en önemli sorun gerçekten üretü vezikal bölgede bir sorundan mı kaynaklanıyor? Yani o kas içinden geçen üreterden kaynaklı üretrovezikal bölgede bir geçiş sorunu mu var? Üreterin kendi peristaltizminde mi bir sorun var? Bence onu doğru değerlendirmek lazım. Onun için ne yapılabilir derseniz
Benzer hastalarda kendi pratiğimizde daha çok sondalı bir makıç çekilebilir. O nükleer tıpla birlikte, yalnız bunların tabii değerlendirmeleri çok zor olan tetkikler. Sadece nükleer tıp hocasına bıraktığınız zaman yorumlar ya da şeyler sorun olabiliyor. Ben dolayısıyla o tip hastaları belki hasta başı yapıyoruz. Sondalı bir makuç çekiyoruz. Eğer sondalı makuç de boşalma sorunu UPC'de mi yoksa UV'de mi, orada da şeyi de sayarak, radyoaktif maddeyi sayarak, yoğunluklarına bakarak bazı yorumlar yapabiliyoruz. Nitekim hatırlarsanız bir slaytımda reflü ile alakalı sorun yaşamazken sol tek taraflı, solda hidroüretörü nefroz bulgusu olan bir hasta vardı. Onda da çekilen MR ürografi anatomiyi göstermek içindi. Çekilen makışta da ciddi bir boşalma sorunu vardı. Ama mesanenin içi çok kötü değildi. Dolayısıyla açık bir UNC yaptık ona. Çok yakın zamanlı olan bir hastalardan bir tanesiydi ve sonrasında da çok sorun olmadan tedavi oldu. Ama mesane iç yapısı kötü olan hastalarda açık cerrahi yapmak da gerçekten çok zor. O hastada bir şanslıydık. Eğer birkaç hastamızda da UPC ile alakalı sorunlar oldu. Tabii dilate tortuöz üretenin yapısı da bozuk olunca o staza çok meyilli oluyor. Eğer siz yani bu kadar sorunlu olan bir üretir olduğu zaman bazen UPC yukarıda da boşalma sorunu olabiliyor. Eğer ortada bir UPC sorunu varsa o zaman oraya müdahale olmamız lazım. Ama hiçbir şekilde bu dediğimiz noktalarda bir sorun var da tespit edemiyorsunuz ya da çözemiyorsunuz, o zaman üst sistemin yapısal dokunun kalitesinin bozulmasından bağlı. Artık üretirler o kadar genişliyor ki benim bazı hastalarımızda üretirleri radyolojide asistanlar bakıyorlar şeylere, değerlendirmelere. Üreterlerin genişliğini bağırsak olarak rapor eden ultrason raporları gördük biz. Yani çok da farkında olmuyor. Çok geniş bir şey ölçüyor. Onu bağırsak dilatasyon olarak tarif ediyor. Halbuki üreter olduğunu biz biliyoruz. O kadar dilate vakalar oldu. Tabii o tip vakalarda Y şeklindeki üretrostomileri tercih etmek gerektiğini, yani ben literatürden anlıyorum. Kendim şu ana kadar PUVA amaçlı bir hastada bunu uygulamadım. Ama başka nedenlerle uyguladığımız oldu. İşte tümör vesaire, mesane ile alakalı başka sıkı sorunlar da oldu. Ama PUV nedeniyle üst sisteme ostomi açtığımız hasta son 7-8 yıldır hiç hatırlayamadım yani. Teşekkür ederiz hocam. Saat de bayağı ilerledi. Son bir Haluk hocamızın bir notu var. Dinçer hocamızın yorumuna cevaben, sistoskopide gördüklerimiz de mesane hakkında fikir veriyor aslında. Uğur var mı yok mu? Kısa dönem takip ve tedavide tutumu çok değiştirmiyor diyebilirim şeklinde bir yorumda bulunmuş Haluk hocamız. Hocam çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 saat süren bir toplantımız oldu. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çok faydalandığımı, ki ben kendi bazımda çok faydalandığımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kongremiz var. Kongrede, ulusal kongremizde görüşmek ümidiyle diyorum. Bir sonraki toplantımız 9 Aralık'ta. Kabızlık başlığı altında kabızlığa yaklaşımla ilgili bir konuşmamız olacak. Yine uygun olan meslektaşlarımızı bekliyoruz. Ahmet Hocam, mikrofonunuzu açmışsınız. Bir şey söylemek ister misiniz? Yorumda bulunmak istemiyor musunuz? Ben konuyu kapatıyordum ama. Yok, çok teşekkür ederim. Ben de sesim geliyordur umarım. Mustafa Hocam hakikaten böyle bir özellikli, oldukça özellikli bir konuda çok detaylı bizimle paylaştı. Bütün katılımcılara ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kongrede büyük ekseriyete görüşmek dileğiyle inşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben. Saygılar, selamlar, sabrınız için.
Ağzına sağlık Mustafa. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.